Geçen haftayı şöyle bir 2-3 dakikalık süre içerisinde özetleyelim. Çünkü bugünkü anlatacağımız ayetler de geçen hafta işlediğimiz ayetlerin devamı olduğu için aklımıza tekrardan getirelim, gündemimize getirelim. Hatta zaten geçen hafta bahsetmiştik. Hiçbir şekilde bu ayetleri unutmamamız gerekiyordu. Neden? Çünkü Rabbimiz bize şeytanı tanıttı ve şeytanın karşısında duran biz Müslümanların nasıl bir yapıda olduğumuzu veya onun yanında olup olmadığımızı veya onun karşısında olup olmadığımızı ne yapmıştı? Rabbimiz anlatmıştı. Rabbimiz bize 98. ayette dedi ki, Kur'an'ı okuduğunuz zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Evet abiler, çünkü Kur'an'ı okuduğunuz zaman bir Müslüman kıyama kalkacaktır. İnsan Kur'an'ı okuduğu zaman kalpleri pekişecektir ve bu davada mücadele verecektir. İnsan Kur'an'ı okuduğu zaman kalbi pekişecek, Allah'ın ismini, davasını yüceltecek ve bütün hayatını bu dava üzerinde yoracaktır. Bundan dolayı şeytan en baskın olduğu yer Kur'an okunmaya başlandığı andan itibarendir dedik. Sonra ne dedi Rabbimiz? Şu bir gerçektir ki şeytan iman eden hakkıyla ve Rablerine tevekkül edenlerin üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur dedik. Rabbine hakkıyla iman eden ve ona tevekkül edenlerin üzerinde fazla bir etkisi ve yetkisi yoktur dedik. 100. ayette Rabbimiz dedi ki, peki şeytan kimin üzerinde etkisi ve yetkisi vardır? Onun nüfuzu sadece kendisini dost edinenler ve yeryüzünde müşrik olanların üzerinde onun bir dostluğu vardır dedi. Sonra Rabbimiz döndü dedi ki, biz bir ayetin yerine başka bir ayetle değiştirdiğimizde ki Allah onu en iyi bilendir dedi ve bu Allah'ın elindedir dedi. Sonra da Rabbimiz döndü dedi ki ey Muhammed de ki Kur'an'ı Ruhul Kudüs yani Cebrail indirdi. Ey iman edenler sizin kalplerinizi sağlam kılsın, sizin kalpleriniz pekişsin ve bu noktada kalplerinize hidayet gelsin diye bu kitap Ruhul Kudüs yani Cebrail'den gelen bir kitaptır. Geçen hafta bu ayetleri anlattık. Bugün de inşallah 103. ayetle birlikte konumuza başlayalım inşallah. Evet Azat. Onların Muhammed'e öğreten bir insandır dediklerini elbette biliyoruz. Oysa haktan saparak kendisine söyledikleri adamın dili yabancıdır. Kur'an ise fasih bir Arapçadır. Evet. Abiler dersimize geçiş yapmadan önce dertlerimiz, sıkıntılarımız, problemlerimiz, Adana'daki havanın sıcaklığı insanı mayhoş bir hale getiriyor bu noktada. Gerçekten bu sıcaklık insanı gevşetiyor. Özellikle az önceki ayette bahsettik ya, Kur'an da okunmaya başladığı andan itibaren üzerinizde sanki böyle bir uyku rehaveti var. Allah için dikkat edelim. Kendimizi buraya verelim. Şeytan bizim öğreneceğimiz bilgileri bu noktada çalmasın. Zaten günün çoğunda mümkün olduğunca dünyalık şeylere dalıyoruz. Ama hiç yoktan bir 35 dakika gibi Allahu Alem bir zaman dilimiz olacak. Allah için kendimizi buraya verelim. Evet, bir önceki ayette ne demişti müşrikler? Muhammed bu kitabı, bu sözleri kendisi uyduruyor demişti. Aleyhisselam. Bu sözler Muhammed'in kendinden çıkan sözlerdir dedi. Bu ayette de döndü dedi ki Rabbimiz o müşrikler dedi ki bu defa da bu kitabı Muhammed'e yalnızca bir insan öğretiyor dedi. Ve ayetin devamında Rabbimiz diyor ki o kastettikleri insan yabancı acem yani Rum asıllı olan bir insandır dedi. Bu kitabı nasıl Rum asıllı olan biri Arapça olarak size tercüme edip ve bunu en güzel şekilde kullanabilir. Bakın abiler, Siyer'i okuduysanız, Kur'an'ı okuduysanız, müşrikler Allah Resulüne ne dediler? Şairdir dediler, tutmadı. Kahindir dediler, tutmadı. Cini vardır dediler, tutmadı. Delirmiş dediler haşa, tutmadı. Şimdi diyorlar ki bu kitabı kendisine yalnızca bir insan öğretiyor dediler. Abiler, müşrikler ahmak adamdır. Müşrikler ve laikler akılsız adamdır. Çünkü bunlar akıllarını pek yerinde kullanamayan adamlardır. Bu noktada da ne dediklerini çok iyi yani ne dediklerini çok iyi bilmezler. Rabbimiz de bu ayetle onların delillerini çürütüyor. Diyor ki ey Muhammed biz o müşriklerin lakırdılarını çok iyi biliyoruz. Kastettikleri adam Arap değil ki. Kastettikleri adam yabancı bir adam. Birazdan bunun kim olduğunu göreceğiz.
Kur'an'ın geldiği döneme bir bakın abiler. Araplar şairlik ve şiirlik noktasında en üst safhada. Hatta öyle bir durum var ki şairlerin ve şiirlerin beğendiklerini Kabe'nin duvarlarına asılı bırakırlar. Ta ki bir sonraki yarışma gelene kadar, yani kazanan belli olana kadar. Bakın Kur'an geldiği andan itibaren o müşrikler ne yaptılar biliyor musunuz? Bu Kur'an'ın, daha doğrusu bu sözlerin karşısında hiçbir söz duramaz dediler. Kabe'nin üstündeki bütün şiirlerini hepsini indirdiler. Onlar da biliyorlardı bu kitabın normal bir insan söylemediğini. Peki gelen rivayette, müfessirlerin rivayet ettiği bu adam kimdir? Bize çoğunlukla, yani şöyle bir rivayet var. Hazreti Peygamber'e öğretiyor dedikleri bu şahsın ismi hakkında farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre Velid bin Mugire'nin kölesi Cebir'dir. Önceleri Hristiyanken İslam'a giriyor ve Kureyş kafirleri ümmi bir peygambere ancak okuyan ve yazma bilen bir adam öğretiyor diye Cebir bu noktada diyorlar ki, Cebir Müslüman olduktan sonra, ey Muhammed sen bu adamın yanına girip çıkıyorsun, girip çıktıkça da sana bir şeyler öğretiyor. Çünkü bu adamın okuma yazması var, bundan dolayı da sen bu adamdan öğreniyorsun dediler. Hatta Velid bin Mugire bir gün bu azatlı kölesini, köle azat olduktan sonra bunu yakalıyor ve dövmeye başlıyor. Ve diyor ki Muhammed'e sen öğretiyorsun ha, Muhammed'e sen öğretiyorsun deyip kırbaçlamaya başlayınca o da dedi ki Allah'a yemin olsun ki hayır dedi. Bilakis o bana öğretiyor ve o beni doğru yola iletiyor dedi. Bu aslında genel kültür olarak ne yapılması gerekiyor? Aklımızda olması gereken bir konudur. Yani şöyle bazen ateistlerle denk geliyoruz, buraya da gelen kardeşler oluyor. Ya şu an mesela Aziz Sancar diye bir adam var değil mi? Ödül alan. Nobel Tıp ödülü almış, güzel kitapları ve bu noktada bilimsel açıklama yapmış vesaire kitapları var. Ya şimdi bir öğrencisi veya sıradan bir adam bir beşerin kitabını dahi eleştirmezken, onu beğenirken, onu överken bir kul nasıl oluyor da Rabbinin bu ilahi mesajlarını eleştiriyor, açık bulmaya çalışıyor ve bunun üzerine ben buna inanmam diyor. Dedik ya müşriklik yalnızca, yani normal değil bu, kullanamadığı için Allah ne diyor, müşrikler ahmaktır diyor, akılsızdır diyor. Ya sen hocanın yazdığı bir kitabı bile tabiri caizse ilahi bir nimet olarak görürken, alemlerin Rabbinin gönderdiği bu kitabı sen nasıl böyle görmesin ya? Böyle de tabiri caizse, yani konu açıldığında birkaç böyle deist ateistlere söylediğimizde adamların bu noktada söylediğimiz sözler zoruna gidiyor. Neden? Aslında zoruna gitmesi gereken olan bizleriz. Çünkü bizim yanımızda iman ettiğimiz bir kitaba adam açık var diye konuşacak. Adam bu noktada sıkıntı var diyecek. Bu bana mantıklı gelmiyor diyecek. Adamın karşısında biz de iki büklüm olacağız ha. Niye iki büklüm oluyoruz? Çünkü kitabı hakkıyla bilmiyoruz ki. Değil mi Halit abi? Hakkıyla bu kitabı okumuyoruz ki. Birazdan anlatacağız, konuların detaylarına geleceğiz. Vallahi bu kitabı hakkıyla bilseydik, vallahi bu kitabı hakkıyla okusaydık, kimse bizim yanımızda bu kitabı eleştirmeye, bırakın konuşmayı, cüret dahi edemez, ağzını açamaz. Aynen öyle. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, 104. ayet. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere Allah hidayet etmez. Onlar için acı bir azap vardır. Evet abiler, ayet, Ercan abi, Mekke müşrikleri için inen bir ayettir. Bakın ayet ne diyor? Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez. Onlara da can yakıcı bir azap vardır diyor. Evet, bu ayet Mekke müşrikleri üzerinde nüzul olmuş olabilir. Ama bugün bu ayeti biz kendi nefsimizde yoracağız. Kendi nefsimizde yoğuracağız ve bugün bu ayeti kendi kalbimize mütmain bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Söyleyin Allah aşkına, Allah'ı tanıyıp da Allah'a iman etmemek mümkün mü? Allah'ın bu ayetlerini okuyup da Allah'a saygı duymamak mümkün mü? Allah'ın bu kadar nimetine karşılık ona şükretmemek mümkün mü? Mümkün değil, ama o gün Mekkeliler, bugün de maalesef günümüz müşrikleri Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın nimetlerine nankör kesiliyor. Dedik ya bugün biz bunların hepsini bir tarafa bırakacağız. Daha ilginç olanını söyleyeceğim. Yani biz kendi nefsimizi bugün masaya yatırmamız gerekiyor.
Allah'ın ayetlerine inandığımız halde, bu kitabın Allah'tan geldiğini bildiğimiz halde, bu kitap ilahi bir kitap olduğu halde ve iman ettiğimiz halde neden bu kitaba saygı duymuyoruz? Saygı duymanın yalnızca raflarda asılı olduğunu mu zannediyorsunuz? Bu kitaba iman ettiğimizi sadece kapalı kılıflar arkasında bu kitabı yüksek yere bıraktığınızı mı zannediyorsunuz? Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Allah sizi doğru yola eriştirmez. Her gün namazda namaz kılan için özellikle söylüyoruz. Her gün namazda ihdine sıratel müstakim. Yani ya Rabbi bizi doğru yola ilet dediğimiz halde neden hakkıyla doğru yola iletilmiyoruz? Düşündünüz mü? Her gün 5 vakit namazda yaklaşık 40 defa ihdine sıratel müstakim, ihdine sıratel müstakim, ya Rabbi bizi doğru yola ilet, ya Rabbi bizi doğru yola ilet dediği halde neden hala doğru yol üzerinde değiliz? Bakın ayet ne diyor? Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez diyor. Allah'ın ayetlerine inanıyor muyuz? Gelin şimdi bir öz eleştiri yapalım. Allah için beni iyi dinleyin. Öz eleştiri yapacağız. Bakmayın Müslüman olduğumuza. Kitap okumadan Müslümanlık mı olur? Bakmayın Müslüman olduğumuza. Kur'an'ı okumadan Allah mı tanınır? Bakmayın Müslüman olduğumuza, Allah'ın kitabıyla yürümeden peygamber mi tanınır? Bakmayın Müslüman olduğumuza, bu davada olduğumuz haldan itibaren neden dava üzerinde mücadele etmiyoruz? Allah için bir soruyu kendi nefsinize sorun bakayım. Biz bu Kur'an'ı tanımadan Müslümanlık mı olur? Bu Kur'an'ı tanımadan Allah mı tanınır? Bu Kur'an'ı tanımadan şeytan mı tanınır? Bütün hepsini Allah Azze ve Celle bize Kur'an'ın içerisinde vermiştir. Neden bir türlü felaha kavuşamıyoruz? Neden namaz kılan adam camiden çıktıktan sonra hala şirk işliyor? Neden orucunu tutan adam hala dışarı çıktığında gözleri harama bakıyor? Niye biliyor musunuz? Ayetin içinde Rabbimiz söylüyor. Hakkıyla Allah'ın ayetlerine iman etmediğiniz için. Ben başta kendi nefsi adıma konuşayım. Listenin başına kendimi yazayım. İsteyen arkasına kendini yazsın. Ya kitap Kur'an okumadan Müslümanlık mı olur Allah için ya? Bir sorun bu soruyu kendinize. Niye kitap okumuyorsun? Sana mahşer şeyde kabirde soru sorulduğunda kitabın nedir dediğinde ne diyeceksin? Diyeceksin. Acaba diyebilecek misin? Evet. Kitap okumadan benim kitabım Kur'an mı diyeceksin? Vallahi diyemeyeceksin. Rabbinin Allah olduğunu bildiğin halde o gün mahşer kabirde Allah'tır diyemeyeceksin. Neden? Çünkü sen sadece Allah'ı kelime olarak ağzında çevirdin, ne bu Allah'ı kalbine indirdin, ne de hayatında Allah'ı yansıtabildin. Ticaretinde Allah yok, evliliğinde Allah yok, gezmende Allah yok. Allah nerede? Allah camide. Zaten Allah camide, oraya sıkıştırırsa müşriklik alameti oluyor zaten. O gün müşrikler de Allah'ı göğe kapattılar sadece. Sadece göğe kapattılar. Allah gökyüzünü idare etsin dediler. Biz yeryüzünde hakimiyetimiz, yeryüzünde gücümüz vardır dediler. Bugün Müslümanlar da Allah muhafaza aynı tehlike içerisine girebiliyor. Bakın Allah ne diyor? Ey iman edenler iman edin diyor. Ey iman edenler iman edin. Yani bize söylüyor. Var mı iman etmeyen aramızda? Vallahi yok. Ey iman edenler iman edin. Niye iman edin? Madem kitabın Kur'an'sa bu kitabı hakkıyla okuyacaksın. Madem dinin İslam ise bu İslam'ı hakkıyla yaşayacaksın. Madem senin Rabbin Allah ise Allah'ı tanıyacaksın. Vallahi Allah'ı tanımıyoruz. Billahi Allah'ı tanımıyoruz. 99 tane isminden sadece bir veya iki tanesini ya biliyoruz ya bilmiyoruz. Bu mu Allah'ı tanımak oluyor? Bu mu Allah'a itaat ve ibadet etmek oluyor? Ve ayet ne diyor? Bakın onlara can yakıcı bir azap vardır diyor. Biz Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. Ama kimse ateşe girmeyeceğinden emin değil. Kimse de cennete gireceğinin garantisi yok. Dedik ya bu ayet Mekke müşrikleri üzerinde nüzul olmuş olabilir. Ama Allah için bu ayeti kendi nefsinizce bir sorgulayın. Allah'ın ayetlerine inandığımız halde neden Kur'an okumuyoruz? Allah'ın kitabını bildiğimiz halde neden iman etmiyoruz?
Birçoğumuz 114 tane surenin belki 100 tanesini bilmiyoruz. Yaşının önemi yok. 20, 30, 40, 50 önemli değil. Gün içerisinde sosyal medyada 8 saat zaman geçireceğine Allah'ın kitabını ailenin içerisinde bir 10 dakika sana ve mübarek. Bu mu zor gelecek Müslümana? Dünyadayken Rabbin Allah demesi kolay. Peygamberim Hazreti Muhammed demesi kolay. Dinim İslam demesi kolay. O gün bunları yaşayanlar kabrin altında, toprağın altında yaşarsan bunları kolay söyleyeceksin. Yaşamadığın takdirde bu kelimeler ağzından çıkmayacak. Mın mın edip duracaksın sadece. Var mı toprağın altına girmeyecek olan? O zaman Allah için şu kitaba olan bakışımızı tekrardan bir gözden geçirelim. Rabbim inşallah bizi kitapla öldürsün, kitapla da aynı şekilde dirilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, bir sonraki ayet. Kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında imanından sonra Allah'ı inkar eden ve küfre göğüs açan kimselere Allah katında bir azap gelir. Onlar için büyük bir azap vardır. 105'i okudun mu? Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler ancak iftirada bulunurlar. Yalancı olanlar da işte bunlardır. Eyvallah. Dedim ben burada eksik mi dedim yazmışım da. Evet. Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. Yalancılar işte onların ta kendileridir diyor. Ayeti tekrardan okuyacağım. Yalan uyduranlar, yalancılar Allah'ın kitabına inanmayanlardır. Yalancılar da asıl onlardır diyor Rabbimiz. Bakın Rabbimiz diyor ki yalancı onlardır diyor. Haşa Allah yabancı değildir. Allah emindir değil mi? Allah el emindir. Cebrail el emindir. Muhammed el emindir. Ayette diyor ki bütün eminlerden gelen bu kitap da emin bir kitaptır diyor. Ağzına sağlık. Bu kadar eminin karşısında iftira atanlar ancak yalancıdır diyor. Rabbin el emin, Ruhul Kudüs Cebrail el emin, Muhammedül emin. Bu kadar eminden gelen bir kitapta el emin olacaktır. Bunun karşısında konuşan yalancıdır diyor. İlk başta söyledik ya, bu kitabı eleştirenler, bu kitapta açık bulmaya çalışanlar, onlar yalancıdır. Haşa Allah'ın ayetlerinde hiçbir düzensizlik ve sorun yoktur. Fussilet suresinde Rabbimiz öyle diyor. Hiçbir batıl bu kitabın önünden ve arkasından geçemez diyor. Sen bir beşer olarak Rabbinin kitabını nasıl eleştirebilirsin ya? Sen bir beşer olarak, insan olarak Rabbinin kitabında eksiklik, yamukluk nasıl vardır diyebilirsin ya? Kafirlerin, bakın müşriklerin ve münafıkların ortak özelliğinden bahsediyor. Normalde kafirler, müşrikler ve münafıkların sıfatları hepsi birbirinden ayrıdır. Ama bu ayette bu üçünün ortak sıfatından bahsediyor. Nedir o? Yalancıdırlar diyor bunlar, yalancıdırlar. Bir müminde kesinlikle olmaması gereken bir sıfat. Hiçbir Müslüman yalan konusunu gündeme dahi getiremez. Bir Müslüman yalan söyleyemez. Çok net. Bir Müslüman yalan söyleyemez ve yalan konuşamaz. Sahabenin biri geldi. Ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman içki içer mi dedi. Evet dedi, günahkar da olsa içki içer dedi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman zina yapar mı dedi. Allah Resulü dedi ki evet, günahkar da olsa zina yapar dedi. Peki ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman yalan söyler mi dedi. Bir Müslüman asla yalan söyleyemez dedi. Şu dilimizdeki yalanı Allah için bir şöyle çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bakın her bir müşrik, münafık ve kafirin ortak özelliğinden bahsediyor. Allah diyor ki onlar yalancıdır diyor. Müslümanda olmaması gereken bir hasletten bahsediyor. Neden? Çünkü Allah Resulü diyor ki şakadan da olsa yalan söylemeyin diyor. Bu kadar ki yalan konusunda Allah Resulü hassas. Şakadan da. Çocuğu kandıracaksınız, elinizde şeker varmış gibi göstereceksiniz ya. Gelsin de ona bir sarılayım, öpeyim veya işte böyle biraz pohpohlayayım falan gibisinden. Allah Resulü diyor ki bir çocuğu dahi, hatta daha da şeyi düşür diyor. Bir hayvanı dahi elinizde yem varmış gibi kandırıp diyor, şaka yapıp onu kendi yanınıza çekmeyin diyor. Bugün biz Müslümanın dilinde acaba yalan nerede?
Her yerde. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Bu hastalıktır abiler. Bu hastalığa yakalanan da kolay kolay bu haslete vallahi bırakamaz. Neden? Çünkü bir yalan başka bir yalanı doğurur. Böyle bir hastalığı da vardı. Bir yalan başka bir yalanı doğurur. Abiler, yalan yola girenin doğru yolu olmazmış. Yalan yola girenin doğru yolu olmazmış. Allah için aslında yalan tek başına bir ders ama bu noktada ayet geldi diye bu kadarını bahsediyorum. Ben az söyledim. Siz inşallah bu noktada çok anlayın. Evet, 106. ayet. Kalbi iman ile dolu olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında imanından sonra Allah'ı inkar eden ve küfre göğüs açan kimselere Allah katında bir azap gelir. Onlar için büyük bir azap vardır. Evet abiler. Farklı bir ayet geldi karşımıza. Bakın Rabbimiz diyor ki, yani Rabbim bizi bu ayet ile karşı karşıya bırakmasın. Gerçekten çok zor bir ayet. Olayı anlattığında, teferruatına girdiğimde çok önemli. Sahabeler bu ayetle çok karşı karşıya kaldılar. Allah Azze ve Celle bu noktada ruhsat verdi. Bu ayet üzerinde belki onlarca fıkhi meseleler yazıldı. Biz sadece üzerinden birkaç dakika anlatıp geçeceğiz. Gönlü imanla dolu olduğu halde ölüm korkusu olan kimse müstesna. İman ettikten sonra inkar edip gönlünü tekrardan kafirliğe açanlara Allah katından bir gazap ve bir azap vardır diyor. Subhanallah. İki defa şiddetle bu kelimeyi, bir gazap bir de azap vardır diyor. Ne anlatıyor Rabbimiz bu ayette? Dinden dönme, irtidat yani mürtet dediğimiz meseleleri anlatıyor. Bakın ayeti iyi dinleyin. Bir adam zorlandığı zaman neyle zorlanacak? Dikkatli dinleyin. Bir adam zorlandığı zaman neyle zorlanacak? Ölüm tehlikesi veya azalarından birini kaybetme korkusu olduğu zaman. Evet, böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız. Sizi esir ettiler. Esir ettiği andan itibaren sizin ya azalarınızı tek tek kesmeye başlayacaklar veya sizi öldürecekler. Böyle bir durum karşısında bir Müslüman ben dinimden döndüm dese, ben Hristiyan oldum dese, ben Yahudi oldum dese veya sizin putlarınıza tapıyorum dese, ben kendi dinimi kabul etmiyorum, sizin dininizi kabul ediyorum dese, Rabbimiz diyor ki bu söz onu müşrik yapmayacaktır, küfre götürmeyecektir. Yalnızca kalbi imanla olduğu halde. Anladık mı olayın başına? Burayı yakalamanız gerekiyor. Kalbiniz imanla dolduğu sürece iki hasletten bahsetti. Ya öldürülme korkusu veya vücudunuzun azalarının kesilme korkusu olduğu andan itibaren Hristiyan oldum. Lata, Menata, Uzza'ya tapıyorum dese, ben dinimden döndüm, ben de artık sizin gibiyim dediği andan itibaren bu söz onu kafir yapmayacaktır. Eyvallah. Bu ayeti kerime Mekke'de imanlarından ötürü dayanılmaz işkencelere reva görülen Ammar bin Yasir hakkında inmiştir, nüzul olmuştur. Biliyorsunuz Mekke'de ilk şehit olan aile kimdir? Yasir ailesidir. Ammar'ın babası Yasir'e, biliyorsunuz Ebu Cehil'in onların azatlı kölesiydi onların. Yasir'e, Ammar'ın babasına dedi ki dininden döneceksin dedi. O dedi ki dinimden dönmem. Dininden döneceksin dedi ve dininden dönmediği takdirde seni şehit öldüreceğiz dediler. O da ölüm bana yeter dediler ve babasını Ammar'ın gözünün önünde şehit ettiler. Sonra annesine geldi. Dininden dön dediler. Dinimden dönmem dedi. Dininden dön dediler. Dinimden dönmem dedi ve Ammar'ın gözlerinin önünde annesi de şehit oldu. Sıra Ammar'a geldi. Dininden döndürülmek üzere korkunç şekilde işkenceye maruz kaldı. Dininden dön dediler. Ammar bin Yasir döndü dedi ki ben Lata, Menata ve Uzza'ya tekrardan iman ediyorum dedi. Müşrikler de bunu serbest bıraktı. Kanlı yaralı bir şekilde Allah Resulü'nün yanına geldi. Peygamber'e benim ağzımdan ya Resulallah böyle böyle sözler çıktı. Helak mı oldum, benim sonum nedir dedi. Çok zor bir durum ha. Rabbim kimseyle karşılaştırmasın ama çok zor bir durum. Ben helak mı oldum ya Resulallah? Ben dinimden döndüm diye ağzımdan çıkan birkaç kelime var.
Nebi Aleyhisselam dedi ki ey Ammar, senin kalbin nasıl dedi? Vallahi ya Resulallah, kalbim hala imanla dopdolu dedi. Bu sözleri tasdik edince kalbinin imanın dolduğunu, ama ağzından çıkan sözleri tasdik etmeyince Rabbimiz üzerine bu ayeti indirdi. Hatta Allah Resulü sonra ne dedi biliyor musunuz? Ey Ammar, onlar sana tekrardan işkence edecek olursa yine aynı şekilde yap dedi. Hem Allah tarafından ruhsat verildi, hem de peygamber tarafından ne yap? Ruhsat verildi. Seni tekrardan işkenceye tabi tutacak olurlarsa tekrardan dininden döndün de sıkıntı yok. Ama kalbin imanla dolu olduğu müddetçe abiler. Demek ki bir adamın kalbi imanla dolduğu halde ben dinimden döndüm demişse o kişi kafir olmayacaktır. Ama söylediği sözü kalbiyle tasdik etmemek şartıyla. Ölüm tehlikesi, bakın burası çok önemli. Ölüm tehlikesi veya azalarından birinin kaybetme korkusu olduğu zaman bu ruhsattan kişi istifade edebilir. Müseylemetül Kezzab vardır. Duydunuz mu? Yalancı peygamber. Hazreti Peygamber'den sonra Müseylemetül Kezzab diye bir yalancı peygamber çıktı. İki tane Müslümanı tuttu, muhakeme yapıyor. Dedi ki ey falan, benim hakkımda ne düşünüyor, Muhammed hakkında ne düşünüyorsun dedi. O kişi döndü dedi ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. O bir peygamberdir dedi. Benim hakkımda ne düşünüyorsun dedi. Sen de öylesin dedi. Sen de Allah'ın bir peygamberisin dedi. Bakın sahabe, peygamberin dizinin dibinde yetişen bir adam. Yalancı peygamber olduğunu bildiği halde ben neyim dedi. Sen de peygambersin dedi. Müseylemetül Kezzab bunu serbest bıraktı. Diğerini sorguladı. Dedi ki Muhammed hakkında ne düşünüyorsun aleyhisselam? O dedi ki o Allah'ın kulu ve elçisidir, Resulüdür dedi. Benim hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. O sahabe döndü dedi ki ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedi. Onu da şehit etti orada. Hangisi doğru yaptı? İkisi de doğru yaptı. Bu konuya göre ikisi de doğru yaptı. Allah yolunda öldürülme bu noktada takvanın en zirvesidir ha. Yani bu noktada hani diyorlar ya bir işin fetva boyutu vardır, bir işin takva boyutu vardır. Allah Resulü diyor ki ey Müslümanlar, siz işin takva boyutuna bakın diyor. Ama bu şekilde de ruhsat var. Hayatı birazcık daha çok seviyorsundur ve bu noktada dikkat edin. Ammar böyle yaptı diye günaha dahi girmedi ha. Bırakın kafir olmayı. Çünkü Allah bu noktada ruhsat vermiştir. Günaha dahi girmedi. Bir Müslüman da aynı şekilde böyle yaptığı takdirde günaha dahi girmez. Ne şartla? Öldürülme şartı olacak ve vücudunun azalarının kesilme şartı olacak. Peki diğer şartlarda yapsa olur mu? Olmaz. Mesela örnek verelim. Halid abiyi tuttum. Dedim ki sen Akif abiyi öldüreceksin. Eğer Akif'i öldürmesen seni öldüreceğim. Ne yapması gerekiyor? Bu soru geldi. Ne yapması gerekiyor? Eğer öldürülmediği takdirde seni de senin çocuğunu da öldüreceğim dedim. Sen öldürmesin. Ne yapması gerekiyor? Sen öldürmesin. Ya orası kesin. Benim gücü yetmiyor beni öldürmeye. Abiler, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman kesinlikle bir başkasına ne namusuna, ne malına, ne ırzına hiçbir şekilde ne yapamaz? Zarar veremez. Kendisiyle alakalı. Yani bu ayet olayı kişiselleştirmiştir. Benim üzerimde ölüm ve azalarımın eksilmesiyle alakalı bir durum varsa ben bundan sıyrılmak için ruhsatı kullanabilirim. Ama Akif abi öldürme şartıyla kendisini sağ bırakamaz. Bu caiz değildir. Bununla alakalı İslam alimleri birçok bab açmışlar. Yani bu meseleler hakkında. Mesela aynı şekilde Halit abiye dedim ki şunun malını çal, hırsızlık yap, yoksa seni makamından aşağı indireceğim. Yani yüksek bir yerde makam vardı, buna zarar vermediğin tarafta makamından aşağı indireceğim. Bakın abiler, ruhsat sadece iki şey için geldi. Ya öldürülme korkusu olacak veya azalarından birinin kesilme korkusu olacak. Böyle olduğu bir takdirde ruhsat vardır. Bir başkası için yapabileceğim bir durum bu noktada geçerli değildir. Ayeti anladık değil mi? Çok detaya girmiyorum. Bu noktada da aklınız karışmasın. Ve ayetin sonunda ne diyor? Kim böyle bir tehdit, korku olmadan
dininden dönerse, değil mi? Şu anki günümüzdeki insanlar. Ya 17-18 yaşına gelene kadar el bebek, gül bebek yetiştirilmiş, üniversiteye adım attığı andan itibaren bir arkadaş grubun içerisine giriyor, ben ateist oldum diyor. Ne bir zorlanma var, ne bir öldürülme var, ne bir hakaret var, ne bir küfür var. Kendi keyfinden dolayı sanmayın ha, demeyin ya insan dininden döner mi demeyin. Vallahi abiler nasıl şu zamanda, şu fitne zamanda var ya, Allah Resulü söylüyor zaten ya, bölük bölük grup grup insanlar dinden irtidat edecek diyor, çıkacak diyor, mürted olacak diyor. Çok fazla elhamdülillah görmüyoruz, yaşadığımız toplum itibariyle görmüyoruz. Ama insanlar var ya, yani vallahi günlük dininden çıkıyorlar, öyle diyeyim size. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allah Resulü diyor ki, küfürden şirkten Müslüman olup hidayete geldikten sonra eski haline dönmektense bir insanın, cahiliyeden geldim, Müslüman oldum, iman ettim, Allah'a kitaba iman ettim ve bundan sonra baktım bu işler birazcık kafama sarmıyor, tekrardan dinimden döneceğim. Allah Resulü diyor ki eski haline dönmektense 1000 defa ateşe atılmayı, 1000 defa öldürülmeyi tercih etsin diyor insan. Çünkü Allah'ın ahirette vereceği azap 1000 defa ateşe atılmaktan daha hayırlıdır diyor. İmanı elde tutmak, kor ateşi elde tutmanın olduğu bir zamanda yaşıyoruz abiler. İmanını elde tutan da yanacak, imanını elde tutamayıp ahirette dediği olarak da yanacak olanlar var. Adem abi şimdi diyecektin. Ayetin Kafir suresiyle bir alakası yok. Yok abi, burada tamamen yani Kafir'in suresi tamamen kafirler üzerinde. Burada Müslümanların durumlarının hasretini, zor bir durumda kaldığında din değiştirme, hani biraz senin dinine, biraz da bizim. Yok, yok abi, yok. Oradaki o din, o pazarlık dini, burada din değiştirmiyorsun. Sadece kelime olarak bir nevi takiye dediğimiz bir durum var. Kelime olarak onların kandırmak için, yani onları aldatmak için yapılan hile-i şeriye denilen bir şeydir bu. Kafirun suresiyle alakalı yok. Evet, 107. ayet. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın kafir olan kimselere hidayet etmemesi sebebiyledir. Evet. Allah razı olsun. Peki imanın tadını aldıktan sonra bir insan neden kafir olur? Soru bu. Bir insan imanın tadını ve lezzetini aldıktan sonra neden insan eski haline tekrardan döner? Rabbimiz bu ayetle açıklıyor işte. Bu dünya hayatını tercih etmelerinden dolayı diyor. Bakın, dünya hayatını tercih etmelerinden dolayı diyor. Kimler dönermiş dininden? Kimler dönermiş imanından? Bu dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler dönermiş. Dünya tatlı geldiği için, dünyayı kıble edindiği için bu kişiler dininden döner, mürted olur. Bu gibi insanlar ölümü, ahireti uzak görürler, hatta hiç gelmeyecek gibi düşünürler. En iyisi ben şu dünya hayatından kullanabileceğim kadar dünya hayatını istifade edelim ve bu noktada da ahirete elinin tersiyle iter ve dünyaya 4 elle sarılır. Yani kimler? Allah muhafaza biz Müslümanlar. Biz elhamdülillah dinimizden dönmedik. Elhamdülillah mürtet de olmadık. Ama yaptığımız bir haslet buna benziyor değil mi? Bugün ticaretinden dolayı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyoruz. Bugün eşinden, aşından, makamından dolayı ibadetler yerine gelmiyor. Bugün dünyalık çıkar meselelerinden dolayı Allah'ın çıkarlarına ters düşüyorsun. Neden? Çünkü dünya hayatı bize daha tatlı geldiği için. Rabbimizi muhafaza eylesin inşallah. 108 ve 109. ayetlerle bitirelim inşallah. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da bunlardır. Ahirette asıl hüsrana uğrayacakların da bunlar olacağına şüphe yoktur. Evet. 108 ve 109. ayetler. İşte Allah bunların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir diyor. Bunlar gafildirler diyor Rabbimiz. 109. ayet, ahirette zarara uğrayacak olanlar da bunlardır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Hatırlayın 70'li ayetlere şöyle tekrardan bir geri dönelim. O ayette Rabbimiz nerede? Bak, o ayet ile bu ayetin bağlantısı var ha. Ey insanlar dedi, Allah sizi annenizin karnındayken
hiçbir şey bilmez bir şekilde çıkarmadı mı? Çıkardı. Onun akabinden size kulaklar, gözler ve kalpler vermedi mi? Allah göz verdi Allah'ın görsel ayetlerini görün diye. Allah kulak verdi Allah'ın işitsel ayetlerini duyun diye. Allah size kalpler verdi onunla imanınız pekişsin, kalbiniz mutmain olsun diye. Evet, bu verilenleri hakkıyla kullanmadığınız zaman Allah Azze ve Celle diyor ki onları geri alırım ha. Onları geri alırım. Ve almakla kalmaz onları aynı şekilde mühürlerim diyor. Şu kulak sadece bir et parçası olarak kalır. Şu göz sadece bir et parçası olarak kalır. Görürsün ama Allah'ın görün dediği şekilde göremezsin. Duyarsınız ama Allah'ın duymak istediği şekilde duyamazsınız. Kalp çalışır ama şu kalbin çalışması hiçbir şekilde Allah için olmaz. Allah sevgisiyle çalışmaz. Neden? Çünkü Allah diyor ki şu azaları Allah yolunda kullanmazsan Allah bunların hepsini tek tek alır, mühürler ve işe yaramaz hale getirir. Ben bu elimi namaz kılmadığım halde çok iyi kullanıyorum. Ya ben 5 defa Allah'a secdeye gitmediğim halde benim gibi usta yok diyorsunuz. Veya benim gibi ticaret yapan yok diyorsunuz. Bu dünyalık olarak böyledir. Siz bunların ahirette ne işe yarayacağını biliyor musunuz? O gün diyor Rabbimiz onların ağızlarına gem vurulur. O gün onların derileri, elleri, ayakları konuşacaktır diyor. Siz sanmayın böyle bunların suskun olduğuna. Bu ayakların böyle suskun olduğuna bakmayın. Bunların da yeri geldiğinde konuşacak bir zamanı vardır. Dünyalık olarak bunları hakkıyla sen koşturmasan, çalıştırmasan, bu bedeni Allah için yormasan, ahirette bunlar nedir senden davacı olacaktır. Bakın Araf suresinde Rabbimiz öyle diyor. Onların gözleri vardır ama görmezler. Kör için kullanmıyor bu kelimeleri, sözleri. Onların gözleri vardır ama görmezler. Onların kulakları vardır ama işitmezler. Onların kalpleri vardır. Onlar diyor duygulanmazlar. Ayetin devamına dikkat edin. Onlar hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha aşağıdırlar diyor. Niye hayvan gibidir diyor? Çünkü hayvan çok fazla böyle elini gözünü kullanmasını gereken bir durumda değil. Ayetin devamı diyor onlar hayvandan daha aşağıdır. Yani hayvan bile yeri geldiğinde elini, ayağını, vücudunu, şeyini Allah'ın emrettiği şekilde kullanabiliyor. Ama insan hayvandan daha aşağıdır diyor işte. Esfel-i safilin dediğimiz işte bu. Sonra Rabbimiz ne diyor? İşte bunlar gafillerin ta kendisidir diyor. Hani toplum içinde bir söz, atasözü müdür bilmiyorum ama namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Abiler kalp ne ile meşgulse, kalp neyi seviyorsa onu arar, onu görür abiler. Ayet devam ediyor. Ahirette de zarara uğrayacak olan bu kimselerdir. Bakın abiler, önümüzde iki tane yol var. Bunlardan birisi hak yol dediğimiz İslam yolu, diğerisi ise şeytanın bize gösterdiği batıl bir yol vardır abiler. Ya Allah'ın bize verdiği bu azaları, bu gözleri, kalpleri, elleri, ayakları Allah için kullanacağız, Allah'ın razı olacağı şekilde kullanacağız, ya da bizim düşmanımız olan şeytanın onun yolunda, onun istediği şekilde kullanacağız. Ya benim vücudum, azalarım, ben bugün hiç şeytanın emri için bunu kullanmadım ki. Ben bugün akşama kadar çoluk çocuğumun rızkı için bu ellerimi, ayaklarımı kullandım. Abiler, 5 vakit namaza gitmediysen, bu elleri, ayakları, bedeni, aklı, vücudu, dala, ciğeri ne varsa sen zaten şeytan yolunda kullanmışsın demektir. Diğerlerine geçmiyorum bile. Çünkü geçen haftada bu konuyu kısmen anlatmıştık. Bu ayette de Rabbimiz diyor ki hakkını veremeyenler, şeytanın izinden gidenler muhakkak ki ahirette büyük hüsrana uğrayacaklar. Dünyada bu nimetleri kendi keyiflerine kullandığını düşünen ve mutlu olduklarını zanneden insanlar ahirette büyük bir hüsrana uğrayacaklar. Rabbim bizi onlardan muhafaza eylesin. Rabbim inşallah Allah'ın bize verdiği bu gözleri, bu kulakları, özellikle kalbimizi onun davasında, onun yolunda harcayanlardan eylesin. Vallahi abiler, nice adamlar var ki boyunlarına kadar feşliler. Ben bunların örneklerini gördüm. YouTube'da da mutlaka denk gelmişsinizdir. Vallahi yalnızca sadece yani çenesi, ağzı ve gözleri çalışıyor. Boyundan aşağısı tamamen feşle ama bir şekilde kendini Allah'a adamıştır.
Bazı kardeşleri, abileri gördük. Sadece parmakları, diğer bütün vücutlarını hepsi felçle. Şu parmakları sadece Allah için bir şekilde kullanıyorlar. Nice sağlam adamları da gördük. Tabiri caizse bir kaldırmada 90 kilo, 100 kilo. Ama bunların da şeytan yolunda çalıştıklarını, kullandıklarını da çok iyi bildik. Bu noktada önümüzde iki yol var. Ya bunları Allah için kullanacağız, ahirette de bizim arkamızda gelecek. Veya bunları şeytan için kullanacağız, ahirette bunlar bizim aleyhimizde şahitlik yapacaklar. Rabbim inşallah hakkıyla kendisine iman edenlerden eylesin. Rabbim inşallah hakkıyla bu kitabı okuyanlardan eylesin. Rabbim inşallah hakkıyla kendisine iman, itaat eden kullarından eylesin. Allahümme amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.